konuşsun efendi. Hayır lütfen. Geçer neden misiniz? Çektiriyorsunuz? Geçer misiniz hanımefendi? Neden gizli yok yayını niye çektiriyorsunuz? Hayır ya. Gizli nasıl kapat kamerayı. Kapat kamerayı. Kapat. Çekme. Ne yapıyorsun? Çekme. Ben çekmeyeceğim. Çekme. Bırak. Bırakın. Bırakın. Bırak. Bundan ne yapacağız? Bırak. 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 Çekmeyeceksin. Çek. Yüce Jandarma Komutanlığı'nın bir operasyonu nedeniyle Aydın Adliyesi'ne gelmiştik. Uyuşturucu satıcılarının adliyeye çıkarılacağını öğrendik. Onları çekmek için adliye önünde beklerken geldiler. Biz çekime başladık. Yakınları hemen içeriden çıkıp önce telefonlarımızı, kameralarımızı darp etmeye, almaya çalıştılar. Bizi darp etmeye çalıştılar. Saldırdılar. Bir sürü hakaret, küfür ettiler. Bizi jandarma ve diğer polis ekipleri kurtarmaya çalışan ancak polise ve jandarmaya da hakaret ettiler. Sende bir şey var mı peki fiziki saldırı? Telefonum kırıldı ve işte tutmaya çalıştılar, işte darp etmeye çalıştılar ancak içeri kaçabildik. Ancak diğer arkadaşlarımın kameralarını tuttular, çekimini engellediler. Şikayetçisin galiba. Evet, şikayetçiyiz. Üç bayanlarla, kadınlarla şikayetçiyiz şu an. Tamam, hazır mıyız? Bir fotoğraf alalım. Burhan Ceyhan, Melek Fırat, Abdurrahman Fırat ile Murat Uçkaç. Zanlıların yakınları tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğramıştır. Saldırı sonucunda arkadaşlarımız Efeler Polis Merkezi'ne giderek saldırganlardan şikayetçi olmuşlardır. Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletirken bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Unutulmamalıdır ki meslektaşlarımız anayasal güvence altında olan toplumun haber ve bilgi alma özgürlüğü adına kamu menfaati odaklı işlerini yaparken bu saldırıya uğramıştır. Buradan sözümüz de güvenlik güçlerinedir. Zanlılar ve yakınlarının güvenliği kadar meslektaşlarımızın can güvenliği de önemlidir. Bu noktada adli ve asayiş haberlerine ilişkin mesleğimizi icra ederken güvenlik tedbirleri de ihmal edilmemelidir. Bu menfur saldırıyı Aydın Gazeteciler Cemiyeti olarak tekrardan kınıyor. Bunun takipçisi olacağımızı da kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Umarız ki bir daha bu tür üzücü olaylar yaşanmaz. Evet.